Değerli arkadaşlar, merhabalar diyorum, iyi geceler diliyorum. Sabah dinleyecek arkadaşlarım için ise günaydınlar diliyorum. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz saat 01.15, 01.20 civarlarını göstermekte. Ve şu anda Dolar-TL kurunun 5.77-5.79 civarlarında olduğunu görmekteyiz. Genel olarak bir dünya piyasalarına baktığımız zaman, dünya piyasalarında oldukça olumlu bir seyir hakim. Endeksler yukarı eğilimini Dow Jones önderliğinde devam ettirmekte. Dolar küresel anlamda değer kazanıyor. Japon yeni karşısında değer kazanıyor. Euro karşısında da yine değer kazanımını devam ettirmekte. 1.13 aşağısına gelmiş durumda ve doların dünya genelinde değer kazanması ise altın fiyatlarından bir kaçış anlamına geliyor. 1.300 doların altına inmesi ve 1.300 dolar seviyesinin aşağısına inmesi ardından şu anda 1.277 dolar civarındayız. Altın için yakından takip edilmesi gereken destek şu aşamadan itibaren 1.269 ve buranın da kırılması durumunda 1.263 dolar olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olayım. Sevgili arkadaşlar, bugün sabah saatlerinde özellikle Türkiye piyasalarında da oldukça olumlu bir hava vardı. Dolar kurunu oldukça gevşek bir seyir içerisinde gördük. Dün 5.82'ler üzeri test edildikten sonra ve bu konuda en önemli etkenlerden bir tanesi ise iyi geldiği düşünülen, olumlu geldiği düşünülen sanayi üretim endeksiydi. Sanayi üretim verisi aylık bazda %1,3'lük bir artış gösterdiği şeklinde açıklandı. Ama yıllık bazda ise hala %5,1 düşüş şeklinde okunmakta. Bu verinin olumlu gelmesi bahane edinmek suretiyle bir anlamda biliyorsunuz psikolojik piyasalar belli unsurları bahane kabul etmek kaydıyla yukarı eğilimler yapabilmekteler veyahut da ters işlemler yapabilmekteler. Bugün öğlen saatlerine kadar böyle bir tablo hakim iken ardından öğleden sonra yine seçim konusundaki mevzular ön plana çıktı ve Maltepe'deki sayımların artık sonlanmış olması ve bunun ardından da zaten yapılacağını bildiğimiz ve yapacaklarını sürekli olarak gündeme getirdikleri üzere İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi konusunda dilekçenin teslim edildiği ifade edildi. Bu arada zannediyorum Keskin ilçesi olması lazım. Orada seçimlerin iptalini müteakip yeniden yapılması hususundaki kararın alınması ile birlikte verilmiş olan mazbatanın iptal edilmesi veya geri alınması şeklinde bir YSK kararı acaba İstanbul seçimlerine de sirayet eder mi? Bu manada bir emsal teşkil eder mi şeklinde bir takım düşünceler oluşmaya başladı. Ve bu paralelde Dolar-TL'nin tekrar dün olduğu gibi, önceki gün olduğu gibi 5.82 üzerine çıkarak 5.83 seviyelerini test ettiğine tanık olduk. Evet sevgili arkadaşlar, seçim belirsizliği bir yandan devam ederken ve bugün ne olur, yarın mı olur bilmiyoruz ama YSK'nın İstanbul seçimlerine yönelik olarak ne yönde bir karar vereceği konusu merakla beklenmekte ve piyasa tamamen acaba seçimler iptal olacak mı? İptal olursa daha ciddi bir ekonomik belirsizlik veya tansiyon yüksekliği söz konusu olur mu şeklinde kararsızlıklar yaşamakta. Bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı analizi hafta sonu vermiştim. Detaylı bir şekilde tekrar girmeyeceğim. Ancak şu çok net olarak görülmekte ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde çıkabilecek olan bir karar. Bu hususta son günlerdeki haber trafiğinden de net olarak gözlemlediğimiz üzere piyasalarda önemli bir çalkantının oluşmasına sebep olacak durumda. Her ne kadar Sayın Albayrak bugün yapmış olduğu, Bakan Albayrak Sayın yapmış olduğu açıklamalarında İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırımlar konusunda bir fark yaratmaz ve yine İstanbul seçimlerinin sonuçları her ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı şeklinde bir takım beyanatlarda bulundu. Aslında Sayın Albayrak'ın bu beyanatlarının satır aralarında okunması gereken noktanın şu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sürekli olarak beyanlarında seçimler tekrarlansa bile ifadesini kullanıyor. Yani seçimlerin tekrarlanabileceği noktasında ya bir öngörüsünü dile getirmeye çalışıyor veyahut da böyle bir ihtimalin, böyle bir olasılığın çok güçlü olduğuna dair bir ön bilgisi bulunuyor ki bu anlamda piyasaları sanki hazırlamaya çalışıyor gibi bir tablo var.
Yani seçimler tekrarlanacak olur ise piyasalarda bir çalkantı olsa bile bunu çok ciddiye almayın anlamına gelen bir konuşma mı yapmak istiyor? Veya böyle bir durum söz konusu olduğu zaman dolar TL'nin yükselişine veyahut da borsa endeksinde yaşanabilecek olan olumsuzluklara siz iştirak etmeyin mi demek istiyor? Bunu anlayabilmek gerçekten zor. Ancak tamamen ve tamamen şahsi görüş ve kanaatim olmak üzere seçimlerin tekrarlanma ihtimalini ben tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu düşünce tamamıyla beni bağlar. Seçimlerin tekrarlanma ihtimalini çok yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum. Niçin diyeceksiniz? Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar çizmiş olduğu portre ve kamuoyunun beyninde oluşmuş olan algı bu seçimin İmamoğlu tarafından kazanıldığı yönünde. Yani yapılan bütün itirazlar, tekrar tekrar yapılan sayımlar, sandıkların tekrardan elden geçmesi, bütün bunlara rağmen aradaki fark kapanmıyor ve İmamoğlu'nun bu seçimi kazanmış olduğu sonucunu değiştirmiyor. Ve yapılmış olan ve itirazlarda ise ön plana çıkarılan bir takım deliller hiçbir şekilde ciddi anlamda somut bir delil olarak yorumlanmıyor. Tabii ki bu konuda en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yargının kararı esastır veya onların değerlendirmesi esastır. Bizler sadece vatandaş olarak gördüklerimizi yorumlayabiliyoruz. Ama benim tamamıyla şahsi görüşüm olmak kaydıyla seçimler iptal olacak olursa ve yeni bir İstanbul seçimi yapılacak olursa İmamoğlu'nun daha yüksek bir oy kazanma ihtimalini de dikkate almak gerekiyor. Zannediyorum ki bu ihtimali iktidar da dikkate almış olmalı ki ikinci bir seçim ve ikinci bir yenilgi, hatta daha büyük bir farkla ikinci bir yenilginin olması durumu iktidarı çok daha fazla yıpratacak olan bir durumdur. Böyle bir riski göze alabileceklerini açıkçası zannetmiyorum ve seçimler bir şekilde bu durumuyla tescil edilip netleştikten sonra onlar seçimler konusundaki şu ana kadar mevcut olan düşüncelerini bir süre daha devam ettirmek kaydıyla seçmenlerin nezdinde prim yapmaya veyahut da durumu izah etme gayreti içerisinde olacakları kanaatindeyim. Özetle seçimlerin iptalini beklemiyorum arkadaşlar, şahsi düşüncem olarak. Evet, seçimlerin iptali gibi bir durum söz konusu olmaz ise dolar-tl'de hafif bir aşağı eğilimin olabileceğini, bir düzeltme eğiliminin söz konusu olabileceğini zaten sizlere günlerdir aktarıyorum. Seçimler eğer yapılmayacaksa böyle bir durumda arkadaşlar dolar-tl'de zaten 5.85'lere doğru yaklaşmış olan teknik durumun da verdiği veya yaratmış olduğu bir geri çekilme olasılığı gereği bir düzeltmenin olabileceğini birkaç günden beri sizlerle paylaşmaktayım. Bu düzeltme nereye kadar olabilir? Böyle iyi bir havada veyahut da böyle olumlu bir durumun olması durumunda hangi seviyelere dikkat etmek gerektiği konusuna gelince arkadaşlar şu grafiğimde görmekte olduğunuz üzere yeni bir kanal içerisinde olduğumuzu sürekli vurguluyorum. Beyaz ve sarı çizgilerin sınırlamış olduğu yeni bir kanal içerisine girdik ve bu kanalımızın alt desteği de direnç noktası da her geçen gün daha yukarı noktalara doğru gidiyor ve son olarak 5.70-41 seviyesini görmekteyiz kanalımızın alt desteği olarak. O halde arkadaşlar 5.70 seviyesi son derece önemli bir destek noktası olarak takip edilmeli. Oluşabilecek iyimser havalarda veya yaşanabilecek olan düzeltme ve geri çekilmelerde 5.70 seviyesi artık son derece mühim, son derece önemli ve tepki vermesi gereken bir destek noktası olarak kabul edilmeli. Ancak sevgili arkadaşlar, destek noktalarının aşağısına sarkmalar olabiliyor veya direnç noktalarının üzerine taşımlar, sıçramalar söz konusu olabiliyor. Şurada mesela bir alt kanalımızda görüldüğü üzere direnç noktasının üzerine sıçramalar olmuş ama tekrardan geri dönüşler yaşanabilmiş. Yine benzer durumlar olabilir. 5.70'in aşağısında 5.68'ler, 5.67'lere kadar bir geri çekilme olasılığının da gündemde olabileceğini, mümkün olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ama önemli olan 5.70 seviyesinin menzilden çıkmaması, radardan çıkmamasıdır mühim olan. Ufak tefek sarkmalar olsa bile tekrardan 5.70 üzerine dönüşler olabileceğini yukarı trendin devamı anlamına bekleyebiliriz. Çok önemli ama çok önemli ekonomik olumluluklar söz konusu olur veya S-400'ler konusuyla ilgili çok ciddi gelişmeler söz konusu olur ise işte bu durumda takip etmemiz gereken seviye 5.50 seviyesi olacaktır ki 5.50 seviyesi artık psikolojik bir destek, orta ve kısa vadeli
Hatta orta vade ifadesini biraz daha net vurgulamak gerekiyor. Çok önemli bir destek konumuna gelmiştir. Ancak şu an için 5.50 seviyelerini zikretmek için erken olduğunu, özellikle kısa vade adına 5.70 seviyesini yakından takip etmenin gerekli olduğu düşüncesindeyim. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi bir kesik çizgimiz bulunuyor. Yeşil ile ifade edilmiş olan nokta. Bu ise arkadaşlar 5.79 seviyesini tanımlamakta. 5.79 seviyesinin üzerinde biz iki kapanış gerçekleştiremedik. Şayet 5.79 seviyesi üzerinde iki kapanış gerçekleştirebilir isek bu durumda 5.86'ya doğru bir hareketliliğin biraz daha hız kazanabileceğini, hatta 5.86'nın da ötesinde 5.90-5.95 bölgesine doğru bir hareketlenmenin hız kazanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şu anda önümüzdeki ana direncimiz 5.85-5.86 olmakla birlikte şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerin tanımlamış olduğu 5.79 bölgesinin üzerinde net kapanışlar yapmayı başarabilmeliyiz. Biz bu seviye üzerinde sadece pazartesi günü itibariyle 5.80-5.41'lik bir kapanış gerçekleştirebildik ama salı günü, yani dün itibariyle bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başaramadık. Dediğim gibi 5.79 üzerindeki iki tane net kapanış bizi 5.86-5.90 bölgesine taşıyabilecek bir teknik görüntü vermekte. Sevgili arkadaşlar, yarın itibariyle takip edilmesi gereken pivot seviyelerimiz. Bundan önce bir gün öncenin pivot seviyelerine bakalım arkadaşlar. 5.79 seviyesinin üzerinde kalınmasının gerekli olduğunu ifade etmişti bize ve 5.77-34 ve 5.73-59 seviyelerinin önemli destekler olduğunu ifade ediyor. Dikkat ediniz arkadaşlar, dün itibariyle 5.73-59'daki desteğimize çok yaklaştık. 5.73-65'e kadar yaklaştık ve buradan tepki bulduk. Direnç noktamız neymiş arkadaşlar? Direnç noktamız da 5.83-48 idi ve biz 5.82-92 seviyesine kadar yükseldikten sonra buradan bir geri dönüş yaşadık. O halde pivot destek ve direnç noktalarını yakından takip etmek gerekiyor. Arkadaşlar, yarın için takip edilmesi gereken pivot seviyelerimize bakacak olursak, yarın için arkadaşlar 5.77-43 seviyesi üzerinde kalmamız gerekiyor. Burası bir pivot desteği konumundadır ve bu seviye üzerinde kalabildiğimiz takdirde öncelikle 5.81-22 bu seviyenin de üzerinde kalabiliyorsak 5.86-70 seviyelerine kadar yükseliş imkanı ve ihtimali teknik olarak oluşmuş demektir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şurada görmekte olduğunuz gibi yeşil çizgimizin tanımlamış olduğu 5.79 üzerinde kalmamız zaten olumlu seyrin devamı anlamına gelecek olmakla birlikte 5.77 seviyesinin üzerinde kalmamız, ardından 5.79 üzerinde şu hattın üzerinde kalabiliyor olmamız bizi 5.81-22 ve buranın da net bir destek konumuna gelmesi, hatta bu seviye üzerinde bir kapanış gerçekleşeceği olasılığının artması durumunda 5.86-70'lere kadar devam edebilecek bir hareketlilik olasılığını gündeme getirmiştir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bir de S-400 konusu var ki Sayın Albayrak S-400 konusuyla ilgili olarak Amerika ile oldukça olumlu görüşmeler yaptığından ve da biraz daha sıcak bir bakış açısı içerisinde olduklarından bahsetti. Bu konuyla ilgili olarak eğer önümüzdeki günlerde yine sert restleşmeler gibi bir tablo söz konusu olmaz veya S-400 konusuyla ilgili çözüm yolunda olunduğuna dair bir yaklaşım veya bir algı oluşacak olursa, bu durumda dolar-TL üzerinde biraz etki yaratabilir, yukarı hareketlerini sınırlayabilir veya yukarı hareketlerden biraz daha sert dönüşler olabilir. Ancak sizlere birkaç gün önce aktarmış olduğum bir analizimde dolar-TL'de artık dikkatli olmak zamanıdır diye bir başlık kullandım. Gerçekten de arkadaşlar, dolar-TL önemli bir teknik noktaya ulaşmış durumda. 5.80'ler civarı teknik olarak önemli bir seviyedir. Özetle her an ekstra bir haber akışı, piyasanın çok olumsuz algılayabileceği bir haber akışına bağlı olarak 6 seviyesine doğru bir hareketlilik olabilir ama bakınız, bu amayı özellikle kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bu seviyelere kadar bir hareketlilik olabilir ama bu seviyelere doğru bir yaklaşım esnasında hızlı geri dönüşler olabilir. Bu hızlı geri dönüşlerin anlamı doların çok aşağı seviyelere geleceği değildir. Yukarı ataklarda
bir şekilde kar realizasyonu yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların olabileceğini dikkate almak gerekiyor. Bu tür yukarı hareketlerde hemen artık uçuyor kaçıyor şeklinde 6,5'lar, 7'ler, 8'ler görülecekmiş gibi birkaç gün içerisinde bu tarz bir gelişme olacakmış gibi bir beklenti içerisinde olunmasının ne kadar önemli yanılgılar yaratabileceğini her defasında vurgulamaya çalışıyorum. Ne zaman ki 5,80 üzerinde 3, 4, 5 kapanış yaşanabilirse, 5,80 seviyesi net ama net bir destek haline getirilebilirse, işte o zaman dolar-tl için 6-6,20 aralığından bahsedebilmek mümkün olabilecektir. Ama şu anda biz hala 5,80 seviyesini aşamadık. Bu seviyeyi net bir destek haline getiremedik. Şu anda arkadaşlar 5,70 desteğini kuvvetlendirme, güçlendirme aşamasındayız. Bu hususu mutlaka dikkate almanızda yarar görmekteyim. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde şeye de bakalım. Pardon, Viyop'la ilgili olarak detaya da bakalım isterseniz arkadaşlar. Viyop dolar kontratlarımız itibariyle, evet Nisan kontratları itibariyle değerli arkadaşlar bugün 5.84.99 seviyesi, 5.85 seviyesi test edildi. Yarın için 5.82.65 seviyesinin üzerinde kalınması büyük önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.84.66 buranın da aşılması durumunda ise 5.87 seviyesinin gündeme gelebileceği teknik olarak pivot sistem tekniği itibariyle hesaplanmış durumda. 5.82.60 seviyesinin 65 seviyesinin aşağısında kalınması durumunda ise yakından takip edilmesi gereken birinci destek noktamız 5.80. Bunun da aşağısında ise arkadaşlar 5.78. O halde 5.82'nin aşağısında kalındıkça 5.78 ila 5.80 arasındaki bölge bir destek ve tepki gelebilme ihtimali mevcut olan bir bölge olarak yakından izlenmeli. Bu seviyelerden bir tepki oluşuyorsa, 5.80 üzerinde kapanışlar devam ediyorsa, Viyop dolar adına da long pozisyonlar için olumlu ve avantajlı bir tablonun olduğunu düşünebiliriz. Değerli dostlar, Viyop dolar ve dolar-tr ile ilgili olarak ve kısaca piyasalar hakkındaki son durum bu vaziyetten ibarettir. Efendim, hoşça kalınız, başarılı ve kazançlı günler dileklerimle.